Merhaba arkadaşlar. Fecri Ati dönemiyle devam edelim. Servet-i Fünun döneminden sonra milli edebiyatla Servet-i Fünun dönemi arasında köprü görevi gören Fecri Ati dönemidir. 1909-1912 yılları arasında köprü görevi görmektedir. Fecri Ati döneminin genel özellikleriyle devam edelim. Edebiyatımızda bildiri yayımlayan ilk topluluktur. ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzıdır. Bildiri yayınlayan ilk topluluk hangisidir? Fecri Ati dönemi diye karşımıza gelmektedir. Sanat şahsi ve muhteremdir söz kalıbı Fecri Ati dönemine aittir. Şahabettin Süleyman'a ait bir sözdür unutmayalım. Sembolizm ve empresyonizm akımlarından çok etkilenmişlerdir. Fecri Ati döneminde Dil ağır, süslü, ağdalıdır. Aruz züvezini kullanmışlardır. Servet-i Fünun dönemi devamı niteliğindedir ancak kısa bir süre sonra dağılmışlardır. Fecr-i Ati dönemi sanatçıların nasıl kodlama yapabilirim, aklımda nasıl tutabilirim dediğinizi duyar gibiyim. Fecr-i Ati döneminin sanatçılarının baş harflerini alalım. fec Yara Feci yara diye kodlama yapabiliriz. Fuat Köprülü, Emin Bülent, Celal Sahir, Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Refik Halit, Ali Canip yöntemdir. Feci ati döneminin e, sözlük anlamı şafak vakti demektir. fecri ati, fecir, şafak anlamındadır. Bildiğimiz üzere 1909-1912 yılları arasında geçen kısa bir dönemdir. Fecrati topluluğunun e, sanatçılarından Yakup Kadri ile devam edelim. Kurucu üyelerinden biri olan Yakup Kadri Kara Osmanoğlu roman, öykü ve makaleleriyle tanınmaktadır. Asıl ününü romanları ile sağlamıştır. En önemli romanları Nur Baba, Kiralık Konak ve Yabandır. Yakup Kadri Milli Edebiyat döneminde çok fazla tanınmış, ünlenmiş bir yazarımızdır. Ali Canip yönteme geldim. Önce Fecri Ati'de yer almış, sonra Milli Edebiyat Topluluğunda yer almıştır. Aruz'dan heceye geçmiş sade dille şiirler yazmıştır. Şimdi en önemli eserine gelelim. Şiiri Geçtiğim Yoldur. Geçtiğim yol, yol, yöntem demektir. Nasıl kodlama yapalım? Geçtiğim yol, yol, yöntem. Ali Canip yöntem ve geçtiğim yol şeklinde kodlama yapabilirsiniz. Makalesi milli edebiyat meselesi ve Celal'la münakaşalarımdır. Önemli bir makale eseridir. Şimdi Celal Sahir'e gelelim. Celal Sahir Erezon. Aşk ve kadın şairi olarak tanınan sanatçımız denemelerde karşımıza soru tarzı olarak gelmektedir. Dilin sadeleşmesi gerektiğini savunmuş Türk Dil Kurumu'nun kurucusu dört üyesi arasında yer almıştır. Tahsin Nahit. Adalar şairi olarak, soru tarzı olarak karşımıza gelmektedir. En önemli eseri Ruhu Bir adlı eseri şiiridir. Önemlidir. Not almanızı tavsiye ederim. Tiyatro eserleri vardır. Emin Bülent Serdaroğlu çok önemli bir sanatçımızdır. Victor Hugo'nun "Mavi Gözlü Yunan Çocuğu" adlı şiirine Kin şiirini yazmıştır. Galatasaray Futbol Takımının ilk kaptanıdır. Kin şiiri Türk düşmanı olan Victor Hugo'nun Türkler aleyhine yazmış olduğu Yunan isyanını destekleyen "Mavi Gözlü Yunan Çocuğu" şiirine tepki olarak yazılmıştır. Şimdi sınavlarda çıkmış olan iki tane sorumuzu kısa bir taktiklerle nasıl çözebiliriz? Şimdi onu öğrenelim. Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? 2013 LYS'de çıkmış olan sorumuzu Bakın nasıl çözeceğiz. Bu dönemin zevk ve anlayışına uygun kaleme almış şiirleri sanatın şahsi ve muhterem olduğunu söyledikleri halde derken şahsi ve muhterem sözü sadece fecri ati dönemine ait bir söz kalıbıdır. Cevabımız A fecri aticilerdir. Şimdi Ahmet Haşim'in Şiirleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 2011 LYS sorusu. A. Şiirlerinde dış dünyaya ait gözlemlerinin iç dünyasında yarattığı izlenimleri yansıtmıştır. Evet. B. Yaşanılan hayattan uzak Tamamen hayali bir aleme sığınma isteği birçok şiirinde görülmektedir. Evet. C. Vezin olarak yalnızca aruz'u kullanmıştır. Çok önemli bir özelliğidir. Çünkü diğer sanatçılarımız heceyi de kullanmışlar. Ancak vezin olarak Ahmet Haşim yalnızca aruz'u kullanmıştır. Önemli bir özellik. Evet. D. Türk şiirini batılılaştırma konusunda düşünen düşündükten daha çok uygulayan kişidir derken feciri ati döneminde uygulamaya henüz geçilmemiş 3 yıllık bir dönemde dağıldığı için cevabımız D şıkkıdır yani uygulamaya geçilememiştir şiirlerinde kullandığı tabiat manzaraları genellikle akşam grup şafak gece göller ve ormanlar gibi duygulanmaya hayal kurmaya elverişli olanlardır. En önemli özelliklerinden biri daha Ahmet Haşim'in başka bir soru tarzı olarak gelebilecek söz kalıplarıdır. Dikkat edelim. Cevabımız D şıkkı yani uygulama gerçekleşmemiştir. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim.